Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün Minecraft Pocket Edition Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle geçen bölüm güzel bir şekilde gittik. Nether köyüne ufak ufak ilk adımlarımızı attık ki şu an uzaktan da yaptığımız kısımlar çok güzel gözüküyor. Ee, o geçen bölüm şey yazmışsınız. Abi oradaki çimenleri de gidip hani Nether'daki çimenler de değişebilsin.'' Abi onun imkanı yok. Hani onları kırmak işkence. Tamam belki elimdeki verimlilik 4 basılı kürek tek vuruşta kırıyor ama... Onları koymak benim tam bir hani Ölüm sebebi o çok zor ufak tefek oraya başlarız ama şu anda biraz zor En yakın zamanda gidip elitra almak istiyorum elitra bana lazım Hani zaten demişsiniz abi elitrayı ne zaman alacaksın diye En yakın zamanda alacağım ama onun için hani öncelikle kendimize şöyle bir netherite set yapmak istiyorum Ki zırhımın durumunu görüyorsunuz şimdiden kırılma durumuna geliyor Ondan sonra ufak tefek şeyler yaptıktan sonra başlayacağım onu yapmaya ya e buradakiler gene büyümüş Ben biraz maden yaptım bölüm arasında bunları ısıtabilirsem çok güzel olur Şimdi bu bölüm ne yapmak istiyorum onu bir söyleyeyim. Bu bölüm şu malzemelerimi alıp bizim şu iskelet odasındaki sandık düzenine oturtmak istiyorum. Peki neden bunu yapmak istiyorum? Çünkü elitra toplayacağız biliyorsunuz yakın zamanda ve elitra'nın da gerekli olan şeyini biliyorsunuz. Havai fişek, havai fişek için şeker kamışı lazım ve şeker kamışı için kemik lazım. Verimli bir şekilde olmasını istiyorsak. Hani şimdi geçici olarak e, bir şeker kamışı farmı yapabilirim ama o da çok şey olur yetersiz. Benim herhangi bir yayın var mı burada ekstradan? Varmış çok güzel. Şuradan biraz ton alayım. Buradan bir tane dağıtıcı yapmak istiyorum. Şuradan bir tane kova almak istiyorum. Ve biraz gidip alk toplamak istiyorum. Alk miydi adını hatırlamıyorum da. Hemen evimizin arkasındaki yerden burada. Ben burayı zamanında bayağı bir kırdım. Çünkü burayı dediğim gibi bir tane Atlantis gibi bir yer yapmak planım var çok fazla gerek olmaz zaten. Sonra ben şu kazmaya ee, şey bastım, tamir bastım kazmalara daha doğrusu. Hatta burada iki tane daha zümrütüm var da. Şimdi gözlemcimizi de alalım. Var, var mı zaten gözlemcim? Bunu da aldım. Biraz yanıma odun alabilirim. Hani orada orada craft yapmam gerekir diye. Hazırız ya hadi gidelim. Dediğiniz şeylerden bir tanesi de bu Nether köyünün yeşil ağaçları. şu mavi ağaç mı artık ne haltsa. Adını hatırlamıyorum çünkü. Ondan yaparsam daha güzel olacağını demişsam ben onu bulamadım. Her seferinde Nether'da en sevdiğim ağaçta daha oyunda en sevdiğim ağaçlardan bir tanesi olan o ağacı bulamıyorum abi. Yani bugüne kadar kaç tane bilmiyorum, hatırlamıyorum ama bir e, Java Edition kanalımda da aynı halt oldu. Bir türlü o ağacı bulamıyorum abi. Onun için o iş yatıyor ne yazık ki. Şimdi buraya bir kıracağız. Burayı bir ışıklandırayım yaratık falan spawn olmasın. Ben de neden odun aldığımı şimdi hatırladım. Sandık yoktu burada. Tamam. Şurada biraz şöyle yapalım. Şimdi kemik gelen sandık bu olacak. Burası da ok gelen sandık olacak. Zırhları atacağım. Çünkü zırhlara gerek yok. Gelse gelse bir nagıt, bir nagıt falan gelir. Yaya da ihtiyacım yok. Onun için onlar çöpe gidecek. Hani direkt hiç bir şey yok. İstisag yok direkt çöpe. Sistemi yapmak için şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun bir tanesine kuni bağlıyorum. Bunun tepesine şu şekilde bir tane daha kuni koyuyorum. Bunun bu altındakine bir tane kızıl taş. Oraya değil şuraya. Bir tane kızıl taş meşalesi koyuyorum. Bunun olayı ne onu söyleyeyim. Bunun içine herhangi bir şey geldiği zaman bu buraya aktarmıyor. Bakın. Bizim için aktarmaması daha önemli. Bu arada şu kısmı yanlış yaptım. Tam ters olacak. Burada ee, meşale olacak. Burada taş olacak. Bu buna sinyal verecek. Çünkü yoksa bu da sinyal alıyor. Onun sinyal almaması gerekiyor. O sinyal alırsa sistem karambole gidiyor. Bir tane redstone karşılaştırıcı koyuyorum. Sebebini zaten sistemi yaptığım zaman size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şurayı bir kıralım. Buraya bir tane redstone yineleyici koyacağım şöyle baksa olur gibime geliyor. Bunun şu arka kısmını kıralım. Elimizde redstone var. Şöyle buraya koyalım. Evet. Şimdi bakın. Bunun için envanterimde bulunan en fazla ne var? Kırık taş var. Doğru hatırlıyorsam 41 taneydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hatırlıyorsam da kusura bakmayın. Şimdi i̇şte 41 tane koydum. 42.yi koyduğum zaman 42 dediymiş. 43, 44, 45, 45. Aynen. 15, 10, 10, 10, 10 45 ediyor. 46. bloğu koyarsam içindeki eşya aşağı aktarılmaya başlıyor. Bakın ve tabii ilk olan da burada kalıyor. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok. O yüzden bundan 15 değil bir tane daha buraya alıyorum. Bir tane kemik dozu koyuyorum. Daha sonra kemik koyuyorum. Neden? Buna kemik geldiği zaman bu sinyal aktif olacak. Şöyle göstereyim. Bunu attım. Bakın içindeki teker teker bu sandığa aktarılmaya devam ediyor. Peki bunu neden buraya bakarak yaptım? Çünkü buraya bakarak yaparsam aralarındaki kuriler şey yapabilir. ...etkileşime geçebilir. Benim etkileşime geçmesini istemiyorum. Bunu bu şekilde yapalım tekrar. Sistem anlamadıysanız bir daha anlatayım. Buradaki redstone e, kızıl taşı, daha kızıl taş meşalesi... ...bu bloğa sinyal veriyor ve bu blok da buna veriyor. Bu da ne demek? Bunun sinyali aktaramaması anlamına geliyor. Daha doğrusu içindeki eşyalar aktaramaması. E aktaramadığı için de ütteki de aktaramıyor. Ama olur da bunun içine kemik gelmeye başladığı zaman... Şuradan bir tane kemik alayım. Kemik gelmeye başladığı zaman içindeki kemiği buraya atmaya başlıyor. Ve redstone yenileyiciye geldiği için de bu şey oluyor, Kızıltaş meşalesi inaktif oluyor ve bunu aktif ediyor. Karşılaştırıcı belli bir blok üzerindeyken bunun için sinyal verdiği için. Daha uzun yaparsanız daha çok eşya gerekir. Ben direkt en kısa halini yapmaya çalıştım. Şimdi buna yaptığımın aynısını, sen gel bakayım. Bunu buraya yapalım. Ne zamandır bu sistemi yapıyorum hani bilgisayar kanalında da aynı şey yapıyorum. hep unutuyorum ben bu sistemi. Bir türlü ezberleyemedim yani. Şöyle şunu atalım. Buraya bir tane yineleyici koyacağız, şu şekilde şuraya bakarak. Aynen. Şu anda bu depolama hazır. Aslında hazır değil. Şurada bir tane de lav olacak. Gereksiz kısmı olacak daha doğrusu. Şimdi buraya mümkünse cilalı diorit falan koyalım. Dışarıdan kötü gözüksün istemiyorum çünkü. Şu altını da kapatalım. Önce dekorasyonu yapalım çünkü suyla uğraşacağımız için bütün sistemi kırmam gerekebilir. Öyle de şeylere giresin pek yok. Şuraya full kapatacağım çünkü buradan su geçecek. Aynı şekilde buraya da kapatacağım. Buraya kablo da kapatsak pek bir zararı olmaz. Bura böyle gelecek. Şimdi biraz sıkıntılı kısımlara geldik. Şurayı kırabilirsem çok güzel olur. Normalde biliyorsunuz bizim burada farmımız vardı. Bu farmdan buraya malzeme gelecek. Sistem şu şekilde işleyecek. Bizim sular buradan gelmesi gerekiyor. Bunun tepesine şöyle bir dağıtıcı. Hatta dağıtıcıya da gerek yok da. Aslında dağıtıcıya gerek yoktu. Ben neden dağıtıcı yaptım? Bırakıcı bile olur buraya. Ne de olsa eşyayı bırakması gerekecek. Amaç o. Şimdi bakın şu şekilde işleyecek sistem. Bunu buraya koyacağım. Bunun bir blok altına toprak koyacağım. Buraya bir kapatalım. Buraya toprak koyacağım o yüzden burayı belli edeyim. Burada bir tane huni olacak. Ama benim önce buradan çıkmam gerekiyor. Burası riskli yerler şu anda. Ateşle oynuyoruz. Toprağım burada. Varekim. Ha, Varek diye geçiyormuş. Tamam. Şimdi gidip bir tane huni yapayım ve ben neden her seferinde buradan çıktığım zaman gün gece oluyor? Hani bir defa bile gündüz zamanı çıkamadım şu arkamdaki yerden. Şimdi kendimize bir tane huni yapalım. iki tane yapalım. Elimizin altına bulunsun. Varsa bir tane daha kovanı rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Bu arada unutmadan bir tane ruh kumu alalım. Biliyorsunuz varek ruh kumunda şey veriyor yukarı doğru. Hani varek vermiyor da ruh kumu suyla beraber yukarı çıkartmasını sağlıyor eşyaların. Şimdi bir de benim tabelaya ihtiyacım var. Bir tane tabela yapalım. Şöyle yaptıktan sonra çok güzel. Abi çok basit kelimelerin bile anlamı değişiyor sürümden sürüme. Bak bir levhaymış mesela bu. Şimdi buradan su gelmesini istemiyorum. Onun için burayı bu şekilde kapatacağım. E tabi buralarda kablosu kapatırsam güzel olur. Teşekkür ederim. Ben seni bir alayım. Sana gerek yok. Seni de kıralım. Şimdi buna bir tane huni bağlı olacak. Şu şekilde göstereyim. Şuna bir tane huni bağlayacağım. Bağlayabilirsem. Bağladım. Aynen tamam. Bütün eşyalar buraya gelecek. Gelen eşyalar buna gidecek. Ve şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hani çok ee, sistem yorar mı bilmiyorum. Ama Bedrock daha optimize bir sisteme sahip olduğu için çok büyük bir FPS kaybı yaratmayacaktır. Şu şekilde bir şey yaptığınız takdirde bu sonsuza kadar sinyal verecek. Tabii bu bir şekilde olursa buna da sinyal verir. Bu da bunu engeller. Bunu şu şekilde yapabilirim belki. Evet, bakın bunun arasına taş koyduğum zaman sadece buna sinyal verebiliyor, buna veremiyor. Hatta sistemde yormuyor, hala aynı FPS alıyorum. Tamam, güzel. Buraya bir tane daha levha koyalım. Şimdi şöyle bir şey var. Burayı kapatalım. Buralar kesinlikle, kesinlikle gelmemesi gerekiyor. Buraya bir tane su kovası koyalım. Buradan buraya gidiyor. İşte burası. Buraya bir tane lav koyacağım. Hatta burada böyle de kalabilir. Direkt çöp olarak geçer. Çünkü o zırhları kullanmamın bir anlamı yok zırhları kullanmayacağım hiçbir şekilde. Buradan aşağı inelim. Şunun bulunduğu kısma şuraya bir tane ruh kumu koyabilirsem güzel olur. Bir salsana canım benim. Bir tane ruh kumu ve geri kalanlarda varek koyacağım. Tabi böyle koyamıyoruz doğru. Önce buraya bir tane toprak koyacağız. Burayı var ekleyeceğiz. Şurayı kırabiliriz artık. Şimdi buraya bir tane ruh kumu koyuyoruz. Şöyle. Artık buradaki bütün eşyalar yukarı çıkacak. Şöyle çıkacaklar ve buradan eşyalar dağıtıma başlayacak. Tamamdır. Hallettik güzel. Şimdi tek yapmam gereken bir aşama kaldı. Şurayı okutmadım ben. Şurayı okutmam lazım. Buraya 45 tane blok koymam lazım. Lan burada lav ne arıyor? Abi burada lav var. Ulan şansım yok ki. Neyse. Şimdi burada 44 tane var. Bunun içine bir tane ok koyuyorum. 45 oluyor. Sadece ok ve kemik farmı için kullanacağız demiştim burayı. Yaya falan gerek yok. Çok önemli şeyler değil çünkü bizim için onlar. O zaman burada işimiz bittiğini düşünürsek aşağı inebilirim artık. Evet bir denemek isterim artık sistemimizi. Şöyle açalım. Vatana millete hayırlı olsun. Bunların içi hiçbir şekilde bir şey dolmuyor. Aynı şekilde burada. Umarım bunun fazla dolmamıştır. Aynen tamam. Ve ben buraya kızıl taş koymayı unutmuşum. Güzel şu an herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. O zaman şöyle yapalım. Artık bu sistemi aktif edebiliriz. Bakalım istediğim gibi çalışacak mı? Experience'lar da buradan bana gelir zaten. Şöyle durursam. Şu anda hepsi dağıtıcıya gidiyor. Dağıtıcı onları fırlatıyor. 61 tane kemik olmuş oklar da geliyor İşte bu kadar sistemimiz hazır hiçbir sıkıntı olmadan takır takır çalışıyor sistem ve bayağı da bir kemik elde etmişiz çok güzel burayı da kapatabilirim artık hep şu sandık depolama sistemini yapmaya uyuz oluyorum ya ne zamandır yaparım bir türlü alışamadım ve burayı da obsidian yapayım en iyisi lan <laughs> Elmas buldum. Ben oğlum elmas buldum. Oha iki tane dur. 8 tane var. 11 elmas buldum. Oğlum ayak üstü elmas buldum lan. Oha bir dakika burada vardır belki ya dur gaza geldim. Çıkarsın be 2-3 tane. <laughs> Neyse. Ben abi ben zirvede bırakıyorum ya. İzninizle ben zirvede bırakıyorum. Şu anda sistemimiz hazır. XP'ler de bize geliyor çok rahat bir şekilde. Sandıklarda kemiklerimiz birikiyor. Okularımız birikiyor. Daha ne istersin abi. Ve gereksiz olanlar aslında doğru yere gidiyor mu onu bir görmek isterim. Ben cidden onu görmek isterim. Peki onu nasıl görebilirim? Buradan su geçiyor. Ve bakın bütün gereksizler de buraya gelmiş. Mükemmel. Mükemmel. Sistem çatır çatır çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şuraları kapatmak tam işkence olacak ya. Evet. Kapattım. Yani çok da berbat gözükmüyor. Ha berbat gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi yalana yok. Yalan yok. Berbat gözüküyor. Ama çok da berbat gözükmüyor. 22 tane kemik daha birikmiş. Oklarımız gene ufak bak birikiyor. Burada gene standart oklarımız mevcut. Şöyle bakalım. Burada da normal olması gereken bir tane ok var. Bir tane de kemik var. Tamamdır. Ve burada ben bayağı malzeme biriktirmişim aslında zamanında. Burada takılırken bayağı bir şey birikmiş. Bir ara ben burada bir AFK kalayım. Biraz daha level kasayım. O arada da oklar falan filan birikir. Oka çok ihtiyacımız yok. Zaten bir tane şey bastığın zaman direkt sistem çalışacak da. Hani yapmadık derler. Onun için. Ben sistem çok güzel çalışıyor. Artık durdurabilirim seni. Bir tek şunun tık 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 sesi var. Onu engelleyebileceğim bir sistem var mı? Var tabii ki karşılaştırıcı üstüne birkaç tane daha şey ekleyerek yapılabilir. Ama onu şu an hemen yapmak istemiyorum. Çünkü gerek malzeme sıkıntımız var. Gerek hala demir farmına giremedik. Ne kadar demir farmı yapmak istesem de demir farmı öyle düşündüğümüz kadar basit bir sistem değil. Sebebi şu ve gene gece abi. Bir defa da gündüz çıkayım şuradan. Arkamda creeper varmış. <laughs> creeper varmış. Tıs sesini duydum. Bu arada mümkünse ben şu Enderman'i öldüreyim. Çünkü yakın zaman Ender Dragon'a gitmek istiyorum. Ufaktan ufaktan. Ve abi bu Poku dediği için acayip zekiler bunlar ya. Saniye başı ışınlanıyor, saniye başı. Bakın, söylemeden de geçeyim. Burada bir köy var. Şurada bir köy var. Evimizin arkasında bir köy daha var. Şurada da bir tane yağmalanmış köy var. Burası bayağı köy dolu bir yermiş. Şimdi demir farmı için benim bayağı fazla köylüye ihtiyacım var. Zaten bunun temel e, mantığını biliyorsun. Ama benim bu köylerden 90 blok uzakta olmam gerekiyor. Ve ben tam merkezdeyim. Evet, ciddi ciddi tam merkezdeyiz. O yüzden şöyle yapacağız. Bu dağın tepesinde bir tane farm yapacağız. bunu yapmak için köylüle çoğaltmam gerekiyor. Büyük ihtimalle şuradaki köyü yok edeceğim çünkü oraya yönelmesini istemiyorum. Zaten Pocket Edition'ı az çok biliyorsanız ki zaten beni izleyenler Pocket Edition hakkında bilgisi vardır. Pocket Edition'da bilgisayarda olduğu gibi Spawn Chunk denen bir olay yok. Yani biz o farmı evimizin dibine de yapsak, ta ebesin örekesine de yapsak, onun yanında bulunmadığımız sürece o farm çalışmayacak. Biz de en çok vakit geçirdiğimiz yerde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O da bizim bu evin üst katı yani tavanı. Oraya yapabilirim. Aklımda oraya yapmak gibi bir plan var. Ama onun için önce köylü çiftleştirme merkezi yapacağım. Dağın tepesinde bir tane yapacağız. Ufak tefek yapmam gereken işler de var. Ama önce end'e gitmek istiyorum. Bir dahaki bölüm büyük ihtimalle end'e gitmek için malzemeleri toplamış bir şekilde gelirim. Eğer gelmezsem de büyük ihtimalle ufak tefek işleri yaparım. Ve burada ender, enderman var. Onu Acaba beni görmesini sağlayabilir miyim? Güzellik buradayım. Bakacaksın mı? Hah evet geldi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Senden pek de korktum. Söylenemez ama. O zaman bu bölüm ne yaptık? Bizim normalde yaptığımız iskelet farmındaki sandık depolama düzenini yaptık. Hani bunu sadece orada da değil her yerde kullanabilirsiniz. Burada bir bakıma temelini anlatmış olduk. Bunu daha da ilerletip daha da büyük sistemler yapabilirsiniz. Bir dahaki bölüm büyük ihtimalle ya şeker kamış farmına başlayacağım. Bir şeker kamış farmı için kemik lazımdı. Kemiklerimiz şu an otomatik olarak sandıkları depolanmakta. Ya da Ender Dragon'u kesmek için hazırlık yapmaya başlayacağız. Ya iyiyiz. malzemelerim yeterli. Bunlarla kesebilirim. Sonra Creeper farmına başlamak istiyorum. Çünkü baruta ihtiyacım var. Onun dışında pek de bir sıkıntım yok aslında. Evet o zaman bu video bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bay.